Koçlarla başlayalım, neler olacak bu sene? Ay tutulması Akrep Burcu'nda 2023'te bir daha olacak. 28 Ekim'de sanırım tekrar bir Boğa'da tutulma olacak. Hala Akrep ve Boğa'daki tutulmalar devrini ve döngüsünü tamamlamadı. Bu ay tutulması 45 gün içinde, 3 ay içinde karşılığını almaya başlayacağız. Aşağı yukarı bu önümüzdeki 3 ay içinde birçok şey kendini gösterecektir. Yani etkisini gösterecektir. Olumlu veya olumsuz. Tabii ki hepimiz hep güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Hangimiz, ben dahil, sen dahil, olumsuz bir şey yaşamak isteriz ki? Ama yapacak bir şey yok. Olumsuzluklara karşı da bizi pişirecek, bizi sınavdan geçirecek. Sonrası daha iyi olacak diye düşünmemiz lazım. Benim başıma bir şey geldiği zaman eminim sonrası daha iyi gelecek. Öyle derler. İnsan ağlarsa sonra gülermiş. Ama sonuçta da birazcık cesaretli veya hayata karşı cesur olmamız lazım. Kısacık hayatımız var. Sürekli üzüntülerle, takıntılarla ve kaygılarla götürmenin de bir anlamı yok. Hayat bize her şeyi gösteriyor zaten. Şimdi koçlar biliyorsun 25 Ekim'de parasal evlerini etkiledi. Hala Boğa Burcu'ndaki tutulmada, bu 8 Kasım'da finans evlerini etkilemeye devam ediyor. Şimdi birinci tutulmada koçların karşıt finans evlerindeydi. Orada bir mahkemeden gelen, nafakalardan gelen sorunlar, bir sürü sorun oldu. Bir de dolunay geçirmişti biliyorsun koç geçtiğimiz haftalarda. Bu da onu biraz etkiledi. Şimdi aynı zamanda Jüpiter retrosuna denk geldi bu tutulma. Geriye dönüşlere baktığı zaman sevgili koçların biraz enerjilerini sıkışmış olduklarını, yapmak istedikleri şeyi bir türlü yapamadıklarını, ellerinin kollarının çok bağlı olduğunu falan düşünüyorlar. Haklı da, çünkü o baskı altındalar. Çünkü biraz böyle enerjileri düşmüş durumda. Fakat aynı zamanda parayla ilgili konularda gündeme gelecek. Paralarını nasıl kazandılar, nasıl harcayacaklar, nasıl bir fırsat ellerine geçecek ve bu fırsatı nasıl değerlendirerek parasal yatırımlarını ve çocuklarının, kendisinin, ailesinin parasal durumlarını nasıl koruyabilecekleri konusunda çok önemli. Çünkü koçlar liderlik özellikleri çok fazla. Anında her şeyi yapmak isteyen, kafasına koyduğu bir şeyde engel tanımak istemez ve bol para kazanmak ve keyifli yaşamak ister. İşte koçlar şu ara bu tutulma ile ilgili o istedikleri parasal kaynaklara kavuşacaklar ama bir o kadar da sorumlulukları artıyor. Gelen parayı doğru kullanmak, doğru alanlarda kullanmak, kazanamadıkları para varsa kazanacakları para kaynakları da karşılarına çıkacak. Fakat bu parayı çarçur ederlerse gelecek 2023 senesinde birazcık para sıkıntısı çekebilirler. O yüzden dikkatli olsunlar. Ev almak, mirastan gelen para. Hani mirastan geldi, haydan geldi, huya gider durumuna girmemeleri lazım. Tabii ki ekonomi çok zor olduğundan şu ara hiç kimsenin böyle aman aman bol para gelecek düşüncesi yok. Zaten çok zor geçiniyoruz. Nerede bize gelecek para falan olabilir. Ama ne olursa olsun evren onları düşünüyor. Bir şekilde maddi kaynaklarla ilgili bir yenilikleri var. Yani bu tutulma parasal evlerinde, maddi evlerinde oluyor. Bu da iyi. Kendi kazançları ile ilgili. Akrep Burcu'ndaki tutulma karşıt kazançlarla ilgiliydi. Gelen ve giden para arasındaki dengeyi kurmak zorunda sevgili koçlar. Boğalar. Boğalar sabit insanlardır. Zaten en çok bu tutulmalar boğalarla akrepleri vurdu. Çünkü vurmaya da devam ediyor. Boğaların kapıları sersem gibi. Bazı şeylerin gerçeği anlayacaklar. Yani şey gibi, bir rüyadan uyanır gibi, bir yerden kalkar gibi. Hani uyanırsın, her şey rüyaymış, gerçek buymuş dediğimiz anlar olur ya uyandığımız zaman. İşte durum böyle. Her şey rüya aslında. Boğaların şimdiye kadar yaşadıkları hayat. Şimdi gerçeklerle yüz yüze. Tabii ki diyecekler ki ben daha geçmiş hayatımda da güzel şeyler yaşadım. Evet, ama bilinçaltı uyanması dediğimiz, bilinç beynimizdeki kodların açılması gibi boğalarda farkındalığının farkına varma haline girecekler. Kişilikleriyle ilgili savaşları var. Onları masaya yatırıp nerede hata yaptılar, ne yapmaları gerektiği konusunda kendileriyle iç savaş yaşamışlardır, yaşamaya devam ediyorlardı. Artık bunların sonuçlarına gelecekler. Boğa
artık kaç bu şimdi Uranyen bir tutulma oldu çünkü bu. Aynı zamanda Uranüs de vardır, retro Uranüs de. Kuzey ay düğümü dediğimiz bizim hayatımızı şekillendiren, yaşam amacımızı belirleyen. Güney ay düğümü geçmiş hayatımızdaki bıraktığımız olgulardır. Hani vazgeçemediğimiz, bize yapışmış, artık onlar geçmişte öğretilerimizdir. Kuzey ay düğümü bu dünyada bizim görevimizdir. Uranüs'ün üzerinde Uranyen bir tutulma olacağı için birdenbire boğaların hayatları değişecek. Büyük fırsatlar, belki de kayıplar da olacak. Hayatın içinde kazanç ve kayıplar da var. Ama bunlardan olgunlaşmış olarak çıkacakları için kişilikleri değişiyor. Zor bir de olgudan geçiyorlar. Dediğim gibi kovalar, akrepler, aslanlar ve boğalar. Bu dördü biraz zorlanıyor. En zor tutulmayı yaşayacak olan burçların birincisi boğalar. Evet, tabii ki korkutmak istemiyorum. Bu çok güzel sonuçlar da getirecek. Mesela uzun yıllar evinizi değiştiremiyorsunuz, bir yerlere gidemiyorsunuz. Hep böyle kabınızda yaşıyorsunuz, yeteneklerinizi geliştiremiyorsunuz. Bunlar için de önlerine çok güzel fırsatlar. Hatta bekar boğaların karşılarına çok böyle yıllardır işte hayalimdeki aşk diyece aşklar da çıkacak. Hayalimdeki iş dedikleri işler de çıkacak. O yüzden morallerini lütfen bozmasınlar. Biten bir şey için de üzülmesinler. Boğalar, iş ve aşkla değişim, güzellikler ve olumluluklar, gidenlere de üzülmeyin. Giden gitsin, yolu açık olsun ama gelecek olan fırsatlar gideni aratmayacak. İkizler, ikizlerin ruhsal evi dediğimiz 12. evinde gerçekleşiyor tutulmalar. Bu tutulma özellikle ikizlerin kendi iç savaşları, depresyonik tarafları ortaya çıkabilir. Çünkü onlar çok organize insanlar, değişken insanlar, her an her şeyi yapabilecek güçte insanlar. Şimdiye kadar belki de beyinlerinde böyle ampuller yanacak. Şırak şırak böyle flashbackler. Aynı an birçok düşünce gelecek ve her düşünce insanı yeni bir şeye taşıyacak. Yani şöyle düşünelim özellikle ikizlerin. İkizleri çok böyle ağır darbe alacak bir tutulma değil bu. Sadece ruhsal alanda değişecek. Sağlıklarını biraz kontrol etsinler. Özellikle yükselen ikizler ruhsal alanda kendilerini iyi hissetmeleri lazım. Ve bir de çalışma hayatı, günlük hayatındaki insanları eleyecekler. Bazı insanlar vardır, alışkanlıklarından dolayı hep aynı insanlarla çalışmışlardır. Onları hayatlarından git diyememişlerdir. Fakat onlar hiçbir şekilde onlara kazanç sağlayamadıkları gibi var olan kazançlarını da ikizlerin bir şekilde tüketmişlerdir. Yani kombin iş yaptığı, günlük hayatında karşılaştıkları olayları rutine bağlamaktan kurtulacak ikizler daha perspektif açıdan, daha açık vizyonla görecek ve çok daha iyi olacak. Bu yüzden özellikle ikizlerin beyin kodları değişiyor. Bu beyin kodlamaları artık onlara aşağı yukarı 80 sene belki de böyle bir değişimin kapılarını açacak. İlginç bir şey. Çünkü Uranüs 2026 senesinde ikizler burcuna geçmeden önce bilinçaltını temizleyerek geçiyor. Aynı zamanda bu tutulma önemli bir tutulma. Yeni düşünce, yani yıllardır tarlanıza aynı ürünleri ekersiniz, aynı tohumları sularsınız. Atıyorum hep ayçiçeği, hep ayçiçeği çıkar. Yani hatta düşünürsünüz, hani çam ekeyim, bakla ekeyim, maydanoz ekeyim. Yani bilinçaltındaki tohumların yerleri değişiyor. Öyle diyelim ikizlere. Düşünmedikleri, yapmadıkları her şeyi yapacaklar. Özellikle bütün burçlar için söylüyorum bunu. Giden gitsin güle güle. Giden eskimiştir. Giden artık yıpranmıştır. Giden özelliğini kaybetmiştir. Bitmiştir. Size bir fayda sağlamıyordur. Yani siz eskimiş bir ayakkabınızı kaç sene giymek istersiniz ki? Yani böyle vitrinde gıcır gıcır güzel bir varsa ya da eskimiş bir mantonuzu gidip yıkayıp temizleyip yine bu sene giyeyim der misin? Evet, bazen klasik çok sevdiğimiz şeyleri eskitmek istemiyoruz ama onları bile atmanın zamanı geldi. Hani dolabımızdaki fazlalıkları atıyoruz. Öyle düşünelim. Tutulma tabii ki bazı programlar var televizyonlarda görüyorum. Hani sunucu gidiyor.
bir evi ziyaret ediyor, açıyor kapısını çalıyor. Programın garip bir adı var. İşte evinizdeki fazlalıkları atma programı. Açıyor ev sahibi, aman 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 diyor. Kızı alıyor, mantosunu atıyor, onu atıyor. Ay onu ben çok seviyordum. Kocam işte 7. evlilik yıl dönümümüzde almıştı. Hiç dinlemeden atıyor. İşte evren bizim en çok sevdiğimiz şeyleri bizim yararımıza fazlalıkları atmak için hiç dinlemeden atacak. Yengeçlerin duygusal ve mantıksal tarafları çok garip bir şekilde çalışır. Yani baktığınız zaman ah yengeç o sulu gözlüdür, alıngandır. Hayır yok öyle bir şey. O kadar zeki, akıllı, mantıkla sezgilerini o kadar güzel sentezleyen, o kadar iyi analiz yetenekleri olan özel insanlardır. Duygusal insanlarla çok rahat duygu birliği içine girerler. Mantık insanlarında da acayip bir mantık sergilerler. O yüzden yengeçleri anlayamazsınız her zaman için hangi kulvardalar. Ama muhteşem bir dünyayı kucaklayabilecek büyük bir sanatçı kimlikleri vardır. Yaratıcı insanlardır. Bakın sinema dünyasına, beyaz perdeye ya da beyaz cama hep yengeçler vardır. Yengeçler ilk defa bu sene kendilerini aşıyorlar. Artık diyorlar ki ben artık değişmek istiyorum, duygusal takılmak istemiyorum. Kendime artık duygusal taraflarımı törpüledim, daha mantıklı, daha akıllı, daha önemli insanlarla iş yapmak istiyorum. Yani yengeçler kabuklarını çatırtarak çıkıyorlar, birazcık o çatırdama sert olabilir. Ama yeni insanlar yeni denizlerde yüzmeye başlıyorlar. Hani o su insanı havuzundan çıkıyor, büyük denizlere doğru kulaçlar atıyor, öyle düşünelim. Kalbi boş olanlar hayatının aşklarını çok farklı kulvarlarda karşılayacaklar ya da karşılaşacaklar. Bir sürü yengeç çok yeni insanlarla tanışacak. Yeni gruplaşmalar, yeni fikirler, yeni insanlarla kuracakları diyaloglar muhteşem. Yengeçlere çok yarayacak bu güneş tutulması ve ay tutulması. Zaten güneş tutulması Akrep Burcu'nda olmuştu. Ay tutulması da 11. ev dediğimiz yenilenme, yeni yapı taşları, yeni ev, yeni basamak, yeni insanlar, yeni kulvarlar. Onlar iş konusunda daha akıllı demeyeyim de kendi normuna, kendi ölçülerine uygun insanlarla bir araya gelecek. Çünkü yengeçler volümü düşük insanlarla yapamıyorlar. Onlara uymaya çalışıyorlar. Çok iyi insanlar olduğu için sanki onlarla aynı frekanstaymış gibi konuşurlar, ederler ama hep işlerinde şu vardır. Yani ben biraz daha kafama uygun şey kurabileceğim diyorlar. Hep arayış içindedirler. İşte bu arayışlarını evren duydu. Ay tutulması diyor ki senin duygularına, çünkü ay aynı zamanda duyguları hitap eder. Senin duygularına uygun, senin kafa yapına uygun insanlarla seni bir araya getiriyorum. Otur ve ne istiyorsan yap. Burada çocuklarıyla ilgili problemleri varsa onları da çözüyorlar. Artık bir sürü konu geride kalıyor. Hatta çocuklarıyla mutlu günler, mutlu enerjiler başlıyor. Yani yengeçler yaşam kaliteleri yükseliyor. Şimdiye kadar çıtası yüksek kendine göre ya da herkesin kendi bir çıtası yüksek kişilere hayranlıkları vardır. O tip hayranlıklarla bir araya gelecek, o tip beyinlerle iş yapacaklar. Yani yengeçler kendilerini yeniliyor ve yeniliğe uygun insanlarla bir arada olacaklar. Muhteşemler. Bu tutulmadan ben en çok alkışlayacağım burçların başında yengeçler geliyor. Yengeç bak ergenliğini bitirmiş. Yani artık üniversite yıllarına dönüşük yapacak. Bir sürü yengeçler büyük aşklarla, lise aşkları, üniversite aşkları başlayacak. Bu aşklar güzel aşklar. Bazılarının aşkları evliliğe kadar gidebilir. Çok ilginç, radikal kararlar alacaklar. Yani ben yengeçleri gerçekten yürekten alkışlıyorum.